Selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Samsung'un The Frame serisinden olan televizyonunu inceleyeceğiz. Aslında bu modeller çok uzun zamandır var ama birazcık daha gelişmiş bir model bizlerle beraber. Bu aslında sadece bir televizyon değil, aynı zamanda evinizin köşesinde duracak çok güzel bir tablo da diyebiliriz. Kısaca tasarımından bahsedecek olursak, televizyon aslında duvara monte edilme konusunda arka tarafı dümdüz bir şekilde tasarlanmış bir televizyon. Evinizin bir köşesinde eğer bunu bir tablo olarak da kullanmak istiyorsanız bunu dümdüz bir şekilde monte edebiliyorsunuz. Yetkili servis evinize geldiğinde bunu monte ediyor. Televizyonu tablo olarak da kullanabildiğiniz için Samsung mağazasına gidip yanlarda bulunan çerçevelere ekstradan çerçeve satın alabiliyorsunuz. Atıyorum evinizin duvarı krem rengindeyse buna bir bordo çerçeve satın alıp daha renkli, daha cazibeli bir hale getirebilirsiniz televizyonunuzu. Bunun artı 8 tane de renk seçeneği var diye hatırlıyorum. Gerçekten oldukça güzel. Mıknatıslı bir yapısı var. Böyle hemen tak diye üzerinize koyduğunda yapışıyor. Gerçekten güzel bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Ekstra olarak da yine Samsung mağazalarında bulabileceğiniz ayakları bulunuyor. Zaten şu an ekranda görüyor olmanız gerekiyor. Bunu da isterseniz duvara monte edip ya da bu ayakları da kullanabilirsiniz. Tripod'a benziyor aslında biraz da. Hemen alt tarafında şu ayakları görüyorsunuz. Bu ayakları da dilediğiniz gibi yukarıya doğru kaldırabiliyorsunuz. Yani tasarım aslında size kalmış. Eğer böyle bir televizyon üniteniz varsa ve biraz aşağıda kaldığını düşünüyorsanız alt taraflarda bulunan ayaklarla bunu yukarıya doğru da kaldırabilirsiniz. Televizyonumuzun elimde bulunduğu gibi bir kumandası var. Gayet ince, şık tasarımlı bir kumanda. Arka tarafında da iki tane pille çalışıyor. Bunun öncesinde güneş enerjisiyle yapıyorlardı ama şu an değiştirmişler bu tasarımı. Box'ımız bulunuyor. Bu box'ın arkasında 4 tane HDMI girişi, yan tarafındaysa 2 tane USB girişi var. Aynı zamanda televizyonun yine dediğim gibi çalışmasını sağlayan kablo girişi bulunuyor. Ekstra olarak televizyonda hoparlörler de bu box tarafından sağlanıyor. Bize gelen ekran 55 inç 100 Hz'lik 3840x2160 çözünürlüğe sahip bir televizyon. Bu televizyon dediğimiz gibi aynı zamanda tablo olarak da kullanılabildiği için mat bir ekrana sahip. Yani evinizin duvarına astınız. Evinizin duvarına astıktan sonra gün ışığı ya da yukarıdan gelen ışıkları televizyon almıyor ve gerçekten bir tablo görüntüsü yaratıyor sizlere. Bu gerçekten güzel bir özellik. Ekstra olarak 1 milyarda renk kapasitesine sahip ve HDR 10 Plus onaylı bir televizyon bizlerle beraber. Ekranın renk tarafında kuantum 4K işlemcisi de kullanıldığını belirtelim. Televizyonu evet şu an dikdörtgen bir şekilde görebiliyoruz yan tarafta ama bunu aynı zamanda ayarlanabilir bir arkada bir aparatı var. Bunu da satın aldığınız zaman televizyonu dik bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Yani eğer siz bunu belki gerçekten bir tablo olarak, ofisinizde dekor olarak kullanmak istiyorsanız bunu dikey şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bence güzel bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Televizyonun yüksek ses performansı da bulunuyor. Aynı zamanda Dolby Atmos teknolojisiyle beraber, yani hareket moduyla, eğer atıyorum bu sizin cevabımız şu taraftan hareket ediyorsa onun o tarafa gittiğini, su samurlarımız sol tarafa gittiyse o ayak seslerini sol taraftan duymak ya da sağ tarafa gittiyse sağ taraftan duyabiliyorsunuz. Yüksek ses teknolojisi de bu televizyonla beraber bize geliyor ve güzel bir deneyim yaşatıyor. Aynı zamanda film ya da müzik dinlerken ve HDMI bağlantısıyla oyun bağladığınız zaman da oyun oynarken gayet güzel bir deneyim sağlıyor. Yani bir PlayStation'ınızı bağladığınızda atıyorum canavarlı bir oyun oynuyorsunuz, ne tarafa gideceğinizi falan kestirebilmek gerçekten güzel oluyor. Televizyonumuzun kumandasının ana menüsünden hemen şu şekilde göstereyim. Ana menüden canlı TV'ye, Netflix'e, Prime Video, YouTube, Disney, Apple TV, internet ve her zaman olduğu gibi galeriye bağlanabiliyorsunuz. Bu galeriye neredeyse 2000'e kadar fotoğraf yükleyebiliyorsunuz. Yani tablo olarak kullanabildiğinizi söylemiştik. Eğer güzel bir aile fotoğrafınız varsa da bunu evinizin güzel bir köşesinde galeriyle beraber kullanabilirsiniz. Şimdi birazcık da tablo tarafına geleyim. Zaten Samsung TV'yi aldığınızda bir oturum açıyorsunuz. Bakın oturumu açtığınızda burada görüyorsunuz farklı farklı sanat eserleri bulunuyor. Yani evinizi aslında bir sanat eserine çeviriyorsunuz. Şimdi size bir tane tablo açıyorum hemen buradan.
Ya ben renkleri gerçekten buradan çok güzel görünüyorum. Ekrana nasıl yansıyor bilmiyorum ama o tablo etkisini bana çok güzel bir şekilde veriyor. Ben gerçekten bu özelliği çok beğendim. Eğer birazdan söyleyeceğim fiyata sahipseniz ve maddi durum sizin için sıkıntı değilse gerçekten alınabilecek bir televizyon olduğunu söyleyebilirim. Ana menüye tekrar geliyorum. Sanat dedik. Yan tarafta burada modlarımız bulunuyor. Bu modlar sayesinde yine fotoğraflar değişiyor. Eğer ruh halinizi yansıtacak bir an istiyorsanız ya da o an rahatlamak istiyorsanız, mesela ben şu an ruh halini açacağım. Altta rahatlama, dekor, bilgi, arka plan, tema, çok fazla seçenek bulunuyor. Ben mesela ruh halini açayım. Ruh halimin vibe'ını, ayrıntılarını göstereceğim şimdi sizlere. Ferahlatıcı, mutlu, heyecanlı, şimdilik iyi gibi farklı farklı modlar bulunuyor. Hayalciyi açtım ve bu şekilde oynuyor. Eğer bir kitap okumak istiyorsanız, kahve keyfiniz varsa bunu açıp yanında rahatlayabilirsiniz. Bence gayet güzel bir özellik. Dedikten sonra ana menüye tekrar dönelim. Ana menüde multiview modları var. Bu mod sayesinde yukarıda evde antrenman modunu görüyorsunuz. Telefonunuzu televizyona bağlayabiliyorsunuz. Yani burada da çoklu ekran modu aslında karşınıza geliyor. Çoklu ekran modunda yan tarafa fitness'ınızı açtınız. Diğer tarafta da televizyonunuzu bağladığınız telefonu yere koydunuz. İkisini yan yana görebiliyorsunuz. Aslında bu evde antrenman yapanlar için oldukça güzel. Kendi hareketlerini nasıl yaptığını, gerçekten başarı bildiğini gösteren bir mod. Bu mod da gerçekten güzel. Eğer sadece bu da değil, hem televizyondan telefona, telefondan televizyona, bilgisayardan televizyonu gibi çoklu çoklu bağlantı modları bulunuyor. Yan tarafa da geldiğimizde işte kaynak modu, ayarlar gibi özelleştirebileceğiniz yerler var. Yukarıda da mod tarafına gelecek dinamik modu, film modu, standart mod gibi modlar bulunuyor. Bunu da film izlerken, dizi izlerken görebilirsiniz. Aynı zamanda film dizi izlerken bu, atıyorum bir korku filmi ve gece karanlığı basıyor ve hiçbir şey görmüyorsunuz ya aslında o anda. Bu film modu sayesinde onu çok güzel bir şekilde ayarlayabiliyor. O karanlık mod aslında biraz ortadan kalkıyor ve çok daha rahat görebiliyorsunuz. Ses tarafına da yine yükseltip alçaltabileceğiniz, ekran parlaklığını ayarlayabileceğiniz kişisel özelleştirmeleri buradan yapabilirsiniz. Oyun modunda yine HDMI kablosunu bağladığınızda oyun modunda da istediğiniz oyunu görebilirsiniz. Aynı zamanda televizyonun bir de altyazı modu bulunuyor. Bu altyazı modunu da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok fazla dil seçeneği bulunuyor. İspanyolcasına, Fransızına, işte İngilizcesine, bunları da dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Ses testimize başlıyoruz. Şu an sesi tamamıyla kısık ve desibel değerimiz 60 ile 65 arasında gidip geliyor. Yavaş yavaş sesimi arttırıyorum. Kısaca televizyonun detaylarını anlatmaya çalıştık. Üstünden geçtik. Eğer daha fazla bilgi almak istiyorsanız, daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız ki bu televizyonun oldukça fazla özelliği var, bir Samsung mağazasına gidip detaylarını oradaki yetkili satıcılardan öğrenebilirsiniz. Genel olarak değerlendirecek olursak televizyonumuzun artıları: QLED bir ekranımız var. Tablo özelliğinde hem dikey hem yatay bir şekilde kullanabiliyoruz. Duvara dümdüz bir şekilde monte edebiliyoruz. Ses özelliği gerçekten güzel. Ben televizyonu çok beğendim. O inceliğe güzel bir tasarımı var. Çok zarif de duruyor aslında. Peki siz nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Son olarak da fiyatına gelecek olursam 22 bin liralık bir fiyatı mevcut bu televizyonumuzun. Eğer maddi durumunuz varsa, yeni evleniyorsanız ya da evinizi yeni düzüyorsunuz, ofisinize renk katmak istiyorsanız bence tercih edilebilecek bir televizyon olduğunu söyleyebilirim. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlarda bize belirtirseniz çok çok seviniriz. Kanalımıza da abone değilsiniz ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmiyorsanız etmenizi de öneririz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.